Bugünkü videomuzda güç transformatörlerini tanıtacağım. Genel bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Güç transformatörleri orta gerilimi alçak gerilime çeviren transformatörlerdir. Yani bizim 34.5-35.000 voltu 400 voltluk faz arası gerilime çeviren transformatörler. Kaba şekli bu arkadaşlar ve üzerindeki içerisine dalmadan üzerindeki ekipmanları size tanıtacağım arkadaşlar. Burada arkadaşlar petekler mevcut. Bu petekler var. Gövde var. Gövde kapağı var. Genleşme tankı var. Bujingler var. Bunları size anlatacağım arkadaşlar. Transformatörlerimize 34,5 voltluk orta gerilim bu 3 bujinge geliyor. Bu 3 bojing görüyorsunuz büyük olanlara yüksek gerilim geliyor. Çünkü izolatörleri de büyüktür. 34,5 volt geliyor. İçerideki primer sargıdan düşürülüyor. Düşürüldükten sonra buradaki 400 voltluk alçak gerilime geliyor arkadaşlar. Yani bunlar orta gerilim bojingi. Şunlar ise alçak gerilim bojingi. Bu bojinglerin yüksek gerilim bojinginin yani orta gerilim bojinginin yan taraflarında ark boynuzları var. Şunlar. Bunlara biz ark boynuzu diyoruz. Bu da oluşacak arkın atmosfere dağılmasını, altta ve üstte var. Oluşan arkın arka atmosfere dağılıp trafo gövdesine zarar gelmesini engelliyor arkadaşlar. Şurada bir şu ortada bir kırmızı düğmemiz var arkadaşlar. O da kademe düğmesidir. Transformatörler genellikle 6 kademeli olarak yapılır ama kullanım şekli 3. kademede yani 31.000 voltta durur. Her zaman 3. kademededir. Aksi bir durum olmadıkça değiştirilmiyor. Şurada da arkadaşlar transformatörümüzün etiket bilgisi var. Etiket bilgilerinde transformatörün kademe gerilimleri, çıkış gerilimi, yağ cinsi, kaç kilogram olduğu, yağın kaç kilogram olması gerektiği, akımları, boştaki akımı, sınıfı, A sınıfı, B sınıfı gibi özellikleri yer almaktadır arkadaşlar. Şu bizim genleşme tankı ve soğutma artı yalıtım yer. Yani transformatörlerde yağ ne işe yarar dediğimiz zaman hem trafonun sargılarının yalıtımını sağlıyor hem de arkadaşlar soğutulması. Çünkü bu 24 saat çalışıyor. Soğutulmasını sağlayan yer. Bu da yağ koyma tankıdır. Bu da genleşme yuvası. Şurada da arkadaşlar bir filtre olur. Bu filtrenin içerisinde mavi boncuklar vardır. Onlar yağın içerisindeki havayı emer arkadaşlar. Bir de bir göstergesi vardır. Plastik bir çubuk şeklinde. O da yağın seviyesini ve kalitesini görür. Biz dışarıdan görürüz. Eğer siyahlaşmışsa, yağ çok siyahsa yağı değiştirmek gerektiği veya seviyesinin azalıp azalmadığını da buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bahsettikten sonra arkadaşlar transformatörünün genel çalışma prensibinden bahsedeyim arkadaşlar. Transformatörler genellikle 3 ayaktan oluşuyor. Şu an biz bir ayağın nüvesinden bahsedeceğiz. Aslında bu manto tipi nüvedir. Fakat bizim güç transformatörlerinde ise tek ayak vardır. Primer ve sekonder aynı ayağa sarılır. Transformatörde en önemli kısım nüvedir arkadaşlar. Nüve dediğimiz şey şudur. İnce silisli saçların birbirine preslenmesi sonucu oluşan bir kütle. Bir nüve. Bu nüvenin A ve B boyutları var. Bu nüve büyüdükçe transformatörümüzün gücü de büyüyor. Bu nüve kaliteli oldukça transformatörümüzün kayıpları azalıyor, verimi artıyor. Yani saçınız, kullandığınız saç, silisli saç ne kadar kaliteli ise sizin trafonuzun gücü de o kadar iyi, verimi de o kadar iyi, kayıpları da o kadar az olur. Şimdi nasıl çalışıyor? Transformatör arkadaşlar birinci taraf primer diyoruz, ikinci tarafa sekonder diyoruz. Birinci taraftaki kırmızı bobinlere elektrik verdiğimiz zaman bu nüvede bir manyetik alan oluşuyor. Manyetik alan dediğimiz şey de mıknatıslanmadır. Bu mıknatıslanmanın içerisinde kalan ikinci tarafın uçlarında da bir gerilim endüklenmesi meydana geliyor. Elektriğin arkadaşlar primer ile sekonder arasında herhangi bir elektriksel kablo bağı yoktur. İletken bağlantısı yoktur. Sadece manyetik akı vardır. Bakın şurada yeşille olan kısım bu manyetik akının dolaştığını belirtiyor. Bu biz bir yapay mıknatıslanma oluşturuyoruz. O yapay mıknatıslanmanın içerisindeki ikinci taraf sargısında bir elektriklenme meydana geliyor. Şimdi biz bunu anlattıktan sonra formülleri nedir arkadaşlar? Birinci taraf gerilimi bölü ikinci taraf,
birinci taraf akımı şey ikinci taraf akımı bölü birinci taraf akımı ve ikinci taraf spir sayısı sargı sayısı bölü ikinci taraf birinci taraf spir sayısı bölü ikinci taraf spir sayısı. Yani diyelim ki biz buraya arkadaşlar buraya 100 volt verdik. 100 volt verdik. Buraya da 5 amper verdik arkadaşlar. 5 amper. Nasıl olacak bu 5 amper arkadaşlar? 5 amper verdik buraya da. 5 amper verdiğimiz zaman 100 bölü 5 20. O zaman biz buraya arkadaşlar biz buraya 50 volt buraya ne yapacağız arkadaşlar? Buraya 100 verdik. 100'e 5. O zaman buraya ne vereceğiz arkadaşlar? Buradan 50 volt alacaksak 50 volt alacaksak buradan 50 volt alacaksak buraya da 4 amper vermemiz lazım. 4 amper. Niye? Çünkü 50 çarpı 4 200 pardon buraya 500 ise 50 çarpı 10 vereceğiz. Yanlış oldu. Buraya 10 yapacağız. 10 yapacağız. 50 çarpı 10 500 100 çarpı 5 500. Bakın 100 volt verdik, 50 volt aldık, 5 amper verdik, 10 amper aldık. Yani verim arkadaşlar transformatörler elektrik maddesi yüksek olan madde girişe verdiğin almaktır. Girişte 90 ama biz verim 100 çarpı 5 500. 500 volt amper verdik. 50 çarpı 10 500. 500 volt amper aldıysak bu verimi yüksekti. Yani transformatörler arkadaşlar gerilimi düşürücü ve yükseltici. İlla her zaman düşürecek diye bir kayda yok. Yükseltebilir de. Düşürücü transformatörler girişi primeri ince iletkenden çok spirli, sekonderi kalın iletkenden az spirlidir. Yani bizim güç transformatörleri o binalarımızda kullandığımız orta gerilim güç transformatörleri primeri ince kesitten çok spirlidir. Sekonderi kalın kesitten az spirlidir arkadaşlar. Yani trafoların çalışma ilkesi bu. Formülleri ne gelecek olursak formülleri başlı başına bir konudur. Onu şu an burada incelemeyeceğiz. Peki nüveyi nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar? Nüveyi şöyle oluşturuyoruz. E ve I saçlarında meydana geliyor. Ters düz bırakıyoruz. Şimdi bir E burada, I buradaysa diğer bir şeyde E buraya geliyor. I buraya geliyor arkadaşlar. E kütle bir şekilde yani primer ve sekonder faz sarılıyor. Primer ve sekonder primer ayrı üstte sarılıyor. Yani sargısının buraya sarılıyor. İkinci faz sargısının primer ve sekonderi buraya sarılıyor. Üçüncü faz sargısının primer ve sekonderi buraya sarılıyor. Peki sarma şekli nasıldı? Sararken arkadaş şöyle bir mukavvadan yağlı kağıttan bir makaron yapılıyor. Bir kasnat yapılıyor. Bu kasnatın şuralarına arkadaşlar sargılar primer ve sekonder sargıları sarılıyor. Peki bu nasıl sarılıyor? Bunu da şöyle anlatalım. Şimdi çıkrık makinesi var. Biz nüvemizi oluşturduk. Kağıttan nüveyi oluşturduk. Sardık. Ne yaptık arkadaşlar? Orta gerilim bu primerimiz. Primer kaç kademeden oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kademen oluşuyor. 6 toplamda 36 bin volt için 7 bin spir oluşturuyor. 7 bin spir lazım. 7 bin tane şuradan emayeli bobin teli bize lazım. Ne yapıyoruz? En düşük kademeden başlıyoruz arkadaşlar. 28 bin volt için 5500 spir. 30 bin volt için 5800. Aslında bunları ne yapmış? Sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5500 bir uç çıkarılıyor. Kesilmiyor. Tekrar uç devam ettiriliyor. Devam ettirilip ne yapılıyor? 5800'e çıkıyor. Sonra 31.000 volt için 6.000 spir sarılıyor. Sonra 33.000 volt için 6.400 spir sarılıyor. Sonra 34.500 için 6.700, 36.000 için ise arkadaşlar 7.000 spir sarılıp uçlar dışarıya çıkarılıyor. En üstte de bu sefer kalın iletkenden sekonder sarılıyor. Sekonder hesap yapılmış örneği sekonder için ne? Sekon 1200 spir, 1200 spir 0,7'den bak. 0,7. Ama primer kaçta sarılmış? 0,30. Bakın iki katından daha fazla bir çapla. Emayeli bobin teriyle sarılmış. O da 1200 spir sarılıp şu uçlar çıkarılıyor. Uçlar çıkarıldıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Uçlar çıkarıldıktan sonra bakın sargılar sarıldı. Uçlar çıktı. Şu bizim uçlarımız. Her bir fazın ucu. 6 tane primer ucu şuradaki kademe demirine sabitleniyor. Lehimleniyor. Bakın şuraya lehimleniyor. 6 tanesi. Her bir fazın 6 tanesi bu kademe demirine monte ediliyor. Kademe
Ama aynı gücü sağlamak için. Diyelim ki bu 400 kilovolt amperlik bir trafodur. Siz aynı kesitte alüminyum sararsanız o 250 kilovoltluk gücü düşer. Alüminyumun gücü düşüyor arkadaşlar. Alüminyum kullanmak ucuzdur, hafiftir ama dayanıklı değildir arkadaşlar. Bakır daha dayanıklıdır. Bir arıza olduğunda alüminyumda bütün sargılar yanar ama bakırda arızalı olan onu değiştirirsiniz. Maliyetler daha düşüktür. Yani bakır her yönüyle daha iyidir, daha güçlüdür, daha dayanıklıdır. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Kademeye iletkenlerimizi taktık. Şimdi geldik sekondere. Sekonderi de arkadaşlar, sekonderi de ne yapıyoruz? Sekonderi de son iki kablo, yani son iki sekonderde zaten iki kablo vardı. Onun birini giriş uçlarını yıldız bağlamak için birbirine bağlayacağız. Onu anlatacağım. Sonraki uçları buradaki arkadaşlar 1, 2, 3 tane 3 tane neye bağlıyoruz? Alçak gerilim bujingine bağlı. Yani 400 volt çıkışı. Peki o birbirine bağladığınız ucu nötr yapıp şuraya getiriyoruz. Hani 4 uç çıkıyor. 3 faz bir de nötr. Şimdi gelelim sargılarımızı sardık. Transformatör sardıktan sonra ne yapıyoruz? Sardıktan sonra arkadaşlar yıldız ve üçgen olmak üzere transformatörün bağlantıları var. Onu anlatayım. Daha sonra buraya geleceğim. Şimdi evet, geliyorum bağlantılara. Şimdi transformatörün çıkışını yıldız bağlıyoruz. Çıkışını yani sekonder tarafını. Kaç sargı var? 3 sargı. 3 sargının birer uçlarını kendi aralarında bağlıyorum. Bak şuradaki gibi. Ve ne yapıyorum o hoca? Nötr, MP diyorum. Şuradaki bağlantı. Sonra diğer R, S, T uçlarını tüketiciye göndermek üzere alçak gerilim bujinklerine bağlıyorum. Buna ne diyorum? Şu şekle yıldız diyorum. Birer uçlarını kendi aralarında, diğer uçlarını çıkışa bujinklere götürüyorum. Peki üçgen bağlantı, transformatörümüzün girişini de primeri de üçgen bağlıyoruz. Üçgen bağlantı nasıl oluyor? 3 bobinim var. İki ucunu, her bobinin uçlarını, iki bobinin ucunu ayrı ayrı kendi aralarında bağlıyorum. Bağladıktan sonra çıkışa uçlarını RST olarak, faz olarak götürüp orta gerilim bujingine bağlıyorum. Tabii bunlar kademe kademe olduğu için her kademeyi ayrı bir şekilde bu şekilde bağlıyoruz. Her kademe bu şekilde bağlı. Çıkışta yani biz kademe çubuğuna gelmeden bu şekilde içeriden bağlayıp kademe çubuğuna bağlantıyı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bağlantılarını da anlattık. Şurada bir formülümüz var. Ona gelelim. Bunu da anlatalım. Şimdi arkadaşlar bu bizim kazan. Sargıları sardık. Yukarıdaki sargıları sardık. Sargıları bunun içerisine yerleştiriyoruz. Kazan kapağını kapatıp yağ tankından etiketinde geçerli olan mesela ağzına kadar hava alacak şekilde zaten yukarıda ne vardı? Genleşme tankı vardı. Ne yapıyor? Shell marka trafo yağıyla dolduruyoruz. Ondan sonra filtresinden, göstergesinden yağ seviyesini ayarlayıp trafomuzu kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim trafolarda A sınıfı, B sınıfı. Şimdi dağıtım firmaları belli bir kural getirdi. Çünkü transformatörler de normalde bir alıcıdır. Eğer gelişi güzel sararsanız trafonun boştaki akımı 10 ampere kadar çıkar. İşte bunu kayda o anı ampere harcadığı gücü dağıtım şirketi tüketiciye yükletemiyor. Çünkü bir sayaç bağlayamıyor oraya. Kendisi kayıp olarak ihalesine yazıyor. İşte bunu önlemek için transformatörler A sınıfı transformatör isteniyor. A sınıfı transformatör nedir arkadaşlar? A sınıfı transformatör boştaki akımı 1 amperi geçmeyen transformatördür. Boştaki akımı 1 amperi geçmeyen transformatördür. Şimdi 1 amperi geçmediği 1 amperlik şeyi hesaplayalım gücü. 1 çarpı 4 akım güç nedir? Akım çarpı gerilim. 400 var. 24 çarpı 30 çarpı 0,4 yani aylık nedir? 30 gün, 30 gün 24 saatten 4'ü 0,4 de kilovattır.
288 kilowatt. Şu an Türkiye'de kilowatt ne kadardır? 0,7. 0,7'yi 288 ile çarparsın, ortalama 200 TL'lik bir tüketim oluyor. Bu A sınıfında. Siz bunu 10 amper olursa bu 2000 TL olur. Büyük bir masraf olur. Onun için ne yapacağız? Kullanacağımız transformatörleri A sınıfı seçeceğiz arkadaşlar. Evet, transformatörleri bu şekilde anlattım. Sorunuz varsa arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Yorumlar kısmına atabilirsiniz. Size geri dönüt yapacağız. Videomuzu beğenip bildirimleri açık tutarsanız seviniriz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. İletkenleri. Her bir kademe başına bir tanesine takıyoruz. Kademe çıkarıyoruz ya trafoda. Evet. Her bir tanesini bir tanesine bağlıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra kademe bu başı yok da böyle tutup, bu normalde böyledir. Ha bu şöyledir. Bu böyle içindedir. Bu baş buraya takılıyor. Evet. Tamam mı? Çevirdikçe. Bunu böyle böyle kaldırıyorsun, çekiyorsun, döndürüyorsun. Tabii baş yok da döndüremiyorum şu an. Ha mesela döndü. Bu böyle kademe değiştiriyor. Tekrar basıyorsun. Tekrar bastım. 20 bindir, 30 bindir. 30 bin akım mı? Volt. Volt. Evet. Şu an veriyorum abi. Evet. Bak şu an ya 10 bine kadar gitti. 10 bin volt. Evet. Şu an ya delindi.